Normalleşme süreciyle birlikte 9 günlük Kurban Bayramı tatiline otomobilleriyle çıkmayı planlayan vatandaşlar araç bakımları için oto tamircilerinde yoğunluk oluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor dedi. Kurban Bayramı tatil için araçlarıyla yola çıkmayı planlayan vatandaşlar ototamircilerinde yoğunluk oluşturdu. Evren Sanayi sitesinde küçük araç tamircisi Abdülrezzak Aslan yaptığı açıklamada uzun yola çıkacak tüm sürücülerin mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Aslan özellikle araç lastiklerinin kontrolünün önemli olduğuna dikkat çekti. Günümüzde çok harret olayı oluyor. Sularına baksınlar, yağlarına baksınlar, trigger kayışlarını bakımlarını zamanında yapsınlar. Balatalar vesaire bunlar. Yani bunları yaptıktan sonra uzun yola çıkabilirler yani. Bunlardır yani. Triggerler kopuyor bazen. Yolda kalıyorlar. Koptum kayışı yolda kalıyorlar. Odur. Yani öbür triggerlere girdiniz mi de komple bir bakım 1,5'tan aşağı değildir yani şu an. 1,5 gideceğine bu sefer 5-6 milyarı bulan bir masraf maliyeti olan şeyler oluyor. İlk başta aracı kaputunu açıyoruz. İlk başta bakacağımız yer motor yağı. İlk başta bezle sileriz. Sildikten sonra ya soğukken yani. Genellikle soğukken yağa bakılır. Sonradan çubuğu katarız. Biraz bekleriz ve çekeriz. Motor yağı bakarız yani buraya kadarsa tamamdır yani. Sıcak iklimde Urfa olarak genellikle klimayı açtıklarında çok harret olduğundan dolayı motorlar gitmekte. Yani genellikle yani uzun yollarda açılsın, şehir içinde açıldı mı mesela motora çok yük veriyor ve egzozu tıkamaya başlıyor. Genellikle şehir içinde açmasınlar, uzun yolunda açsalar daha iyi olur. Yani bunu öneriyorum.